Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yaşadığımız hayatı yıl adını verdiğimiz bir takvim üzerinden yaşıyoruz. 50 yıl, 70 yıl, 80 yıl diyoruz. Bu yılların sayısının artması, mesela 30'ken 31. yılda olmak, 53'ten 54'e geçmek, insanın kabre bir yıl daha yaklaşması demektir. 40. yıldan 41. yıla geçen birisi, tam 40 yıl yaşamış ve ne kadarı kaldığı belli olmayan bir hayatın 41. yılına geçmiştir. Kesinlikle geçmiş yıl gelecek yıldan daha fazladır. Çünkü gelecek meçhuldür. Önü mezarlık olan bir hayata doğru gitmektir. Bir yıl daha ilerlemek. Bir insan ne kadar akıl nimetinden yoksun olmalı ki o insan mezara bir yıl daha yaklaştığı için şenlikler yapıp eğlenceler düzenlemek. Ölen birisine matem töreni yapılıyor. Eceli bir yıl daha kendisine yaklaşan birisi ise kutlama yapıyor. Bu Müslüman kafası olamaz. Bu olsa olsa yaşamayı bu dünyadan ibaret kabul eden, cennetten hiçbir umudu olmayan, cehennem kütüğü olarak yaratılmış bir insanın aklı olabilir. Yani kafir aklı olur. Kapitalist, liberalist, Avrupalının aklı olur. Müslüman, bu dünyayı bir ağacın altında gölgelenen yolcu gibi kabul ettikten sonra, gölgelendiği ağacın altında mezara biraz daha yaklaştığı için törenler yapan bir insan olarak yaşayamaz. Müslümanların arasında yılbaşına dair kutlamalar, ister adına miladi denen Avrupa takviminin yılı için olsun, batıldır, ölümle oynamaktır, ölümü yok saymaktır, hesabı boş saymaktır. İsterse Müslüman takvimi olan hicretin takviminin yılbaşında olsun. Bizim yeni yılınız kutlu olsun sözüne, yani eceline biraz daha yakın olduğun için seni tebrik ederim diye bir cümle ilave etsek, bu gerçek olduğu halde her yeni yıl ecele bir yıl daha yaklaşmak olduğu halde neden insanlar böyle bir tebrik tarzından hoşlanmazlar? Sen yaşlandığın için seni kutlarım diyemiyoruz. Hatta hele hele hanımlara kaç yaşındasın sorulamıyor bile. Kaç yaşında oldukları sorulamıyor. Yaşlılıkları onlara hatırlatılsın istenmiyor. Erkeklerde de öyle. Kaç yaşında olduğunu gizlemeyi maharet zannediyorlar. Ama bir yıl daha yaşlandığı için kutlama yapabiliyor. Mezarı ebedi istirahatgah zanneden anlayışın ürünüdür bu. Hesap vermeye, ömrün muhasebesine doğru
gittiğini düşünenlerin aklı değildir bu. Nerede kaldı ki kafirin din olarak kutladığı, şarap içtiği, eğlendiği, haram gayyalarına battığı bir işi Müslüman ne kadar taklit edebilir? Ben mümin kardeşlerime yılbaşı kutlamayın demiyorum, diyemem. Utanırım bunu söylemekten. Alkol kullanma demek namaz kılan bir Müslümana mesela ne kadar utanılacak bir sözse, yani hiç denir mi böyle bir hakaret yapılır mı denebilirse, aynı şekilde Müslüman bir topluma namaz kılmış, namaz kılan, Ramazan'da oruç tutan birisine yılbaşı bize ait değildir diyemem. Denmesi gereksizdir. Akıllıca bir şey değil ki, yahu bu bizim dinimizde yok, başkalarının dininde var diyelim. Hristiyanlıkta da yok ki, Yahudilikte de yok ki. Ölüme iman eden, cennete cehenneme iman eden hiçbir dinde yılbaşı olamaz. Yılbaşı ekonomik değerler için, hesap kitap için olur. Eğlenmek için olamaz. Ben bir mümine bunu diyemem. Ama alkolik Müslümanlar deyip alkol kullananlara taviz vermediğimiz, onlara bir tepki gösterdiğimiz gibi, yılbaşı rezaletine ayak basan Müslümanları da yeri geldiğinde seviyeli bir protestoyla karşımıza almaya hazır olalım diyorum. Alkol içimize hangi tahrifatı yapıyorsa, zina bize hangi tahribatı yapıyorsa, kumar bizi nasıl batırıyorsa, yılbaşı denen rezalet zina demek, kumar demek, alkol demek. Zinaya tek başına tepki gösteriyoruz. Kumara tek başına tepki gösteriyoruz. Yılbaşına tek başına niye tepki göstermiyoruz? Hepsinin toplamı yılbaşı. Bu bir afettir. Bu bir çılgınlıktır. Müminin sözlüğünde bunun yeri olamaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.